Aşk tarzı halk edebiyatında kullanılan nazım şekilleri sevgili arkadaşlar. Koşma, semai, varsağı ve destan. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek lazım. Koşma, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında kullanılan koşuğun İslamiyet'ten sonraki dönemde ortaya çıkmış şeklidir. Bunu unutmayalım. Bu zaman zaman sorularda karşımıza çıkıyor. Koşuğun halk edebiyatındaki karşılığı koşma. Divan edebiyatında da gazeli göreceğiz biraz sonra sevgili arkadaşlar. Divan edebiyatındaki karşılığı da gazeldir. Koşmalarda sevgili arkadaşlar biz 3, 6 dörtlük kullanıldığını görürüz. Biraz önce yaptığım uyarıyı tekrar hatırlıyoruz. Birim sayılarında çok kesin bir ifade aramayacağız sevgili arkadaşlar. Burada biz 3-6 diyoruz ama fazlasıyla da karşılaşma ihtimalimiz var. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar koşmalarda 11'li hece ölçüsünün AB, AB, CC, CB, DD, DB şeklinde bir uyak düzeninin olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, koşmalar aşık tarzı halk edebiyatı ürünü olarak kim tarafından söylendiği belli olan nazım şekilleridir. Şimdi sevgili arkadaşlar, koşmalarda tabii kim tarafından söylendiği belli olduğu için koşmaların sonuna doğru şair kendi mahlasını, takma adını, mahlas takma adı olarak karşılayabiliriz. Bu halk edebiyatında tapşırma ismini alır. Kendi mahlasını söyler. Bu da bir özelliktir. Bunu da yazalım. Şair son dörtlükte mahlasını söyler. Koşmalar sevgili arkadaşlar, istedikleri konulara göre koçaklama, güzelleme, ağıt ve taşlama olmak üzere türlere ayrılırlar kendi içerisinde. Şimdi hemen sevgili arkadaşlar buradaki ağıtta, buradaki ağıta bir bakalım. Ağıt demek ki halk edebiyatında benim karşıma iki yerde çıkıyor. Bunlardan bir tanesi koşmanın bir biçimi, bir tanesi anonim bir şekilde karşıma çıkıyor. Bu ikisi birbiriyle karışır mı sevgili arkadaşlar? Karışmaz. Bunların ortak noktası işledikleri konulardır. Her ikisi de aynı konu işler. Fakat ağıtlar bir koşma türü olarak koşma gibi birim sayısına sahiptirler. Koşmayla aynı hece ölçüsünde kullanırlar. Çünkü bunlar da bir koşmadır. Koşmayla aynı şekilde uyaklanırlar, bir uyak düzenine sahiptirler. Oysa sevgili arkadaşlar, anonim nazım şekilleri içerisindeki ağıt, ki bununla farklarını görmeniz için henüz silmedim. Buradaki ağıt sevgili arkadaşlar, belli bir ezgiyle söylenen, 11'in yanında 7 ve 8'li ölçüyle de yazılabilen ve en önemli fark olarak sevgili arkadaşlar, şairi belli olmayan, söyleyeni belli olmayan anonim bir yapıya sahip olan ağıttır. Dolayısıyla buradaki ağıtla buradaki ağıtı birbirinden ayırt edebilmemiz için kesin çizgiler, kesin bilgiler elimizde mevcuttur. Sevgili arkadaşlar, koçaklamalar yiğitlik, kahramanlık konularından bahseden şiirlerdir. Güzellemeler koşmaların genellikle aşk konulu olanlarıdır. Bir sevgiliyi öven şiirlerdir. Ağıtlar adı üzerinde sevgili arkadaşlar genellikle bir ölünün ardından söylenen koşmalardır. Bir ölüm anında söylenen koşmalardır. Taşlamalarsa yine adı üzerinde sevgili arkadaşlar bir kişiyi ya da bir durumu eleştirmek, yermek amacıyla ortaya çıkmış olan koşma türleridir. Şimdi sevgili arkadaşlar şu iki kısmı da artık ağıtla koşma türü olan ağıdı karşılaştırdık. Devam ediyorum. Artık buraya aşık tarzı halk edebiyatının nazım şekillerini yazacağız. Semai ve üç
Üçüncü olarak da varsa ile devam edelim. Sevgili arkadaşlar, semai ile varsağının birçok yönden birbirine benzediğini göreceğiz. Ama bununla birlikte semai ile varsağıyı birbirinden ayırt edebilecek çok net bilgilerimiz ne olduğunu da göreceğiz. Şimdi semai ile varsağıda 8'li hece ölçüsü ile semai de varsağı da AB, AB, CC, CB, DD, DB şeklinde kafiyelenen şiirlerdir. Yine arkadaşlar bunların genellikle 3-6 birim, artık birim derken ne kastettiğimiz anlaşılıyor. Dörtlükse dörtlük, beyitlerle yazılmışsa beyit, bentlerle yazılmışsa bentleri kastediyoruz. Ki halk şiirinde kullanılan temel nazım birimi dörtlük olduğu için buradan dörtlüğü anlayacağız. Yani 3-6 dörtlük. Yine varsağda da 3 ile 6 ortalama birim dörtlük bulunduğunu görürüz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar, biz semailerde aşk, aşkla ilgili konular görürken varsağda Güneydoğu Anadolu'daki varsak ozanlarının söylediği yiğitçe, kahramanca bir eda görürüz. Ve bununla birlikte bu şiirlerde sevgili arkadaşlar genellikle hey, behey, bire gibi seslenme edatlarına yer verilir. Yani sevgili arkadaşlar, bunların tabii yine biz yazalım ama anlıyoruz ki aşık tarzı halk edebiyatının bütün nazım şekilleri için bu geçerlidir. Bu nazım şekillerinde aşıklar tarafından oluşturulduğu için söyleyeni belli nazım şekilleridir ve sanatçıları, şairleri bellidir. Ne diyoruz? Söyleyeni bellidir. Gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlar, istedikleri konular noktasında koşma ile semainin birbirinden ayrıldığını, onun dışında birbiriyle çok fazla benzeştiğini görüyoruz. Yani bu ikisini birbirinden ayırmak o kadar da zor değil sevgili arkadaşlar. Eğer yiğitçe, erkekçe, kahramanca bir eda var, hey, behey, bire gibi sözcükler geçiyorsa, o zaman varsa, bunlar geçmiyorsa, aşk ve aşkla ilgili konular işleniyor. Daha da önemlisi, yiğitçe, kahramanca bir eda geçmiyor, hey, behey, bire gibi kelimeler geçmiyorsa, 8'li ölçüyle yazılmış bu özellikleri taşıyan halk şiirleri semai kabul ediliyor.